Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 6 Haziran'da öğleden sonra 15.37'de 16 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak. Merkür yönetimindeki bu yeni ay yılın en hareketli ve değişken dönemini de işaret ediyor. Evet, İkizler Burcu biliyorsunuz hava elementinin değişken niteliklerini taşır. Özellikle ilişkilerimiz, bilgi paylaşımı, alışverişler, yakın çevre ilişkilerimiz, ticari aktiviteler, seyahatlerimiz, eğitim, öğrenim konuları, yazışmalarımız, her türlü bilgi paylaşımı ile alakalı konu İkizler Burcu tarafından yönetilir. Yöneticisi Merkür'dür ve bu yeni ay sırasında Merkür de İkizler Burcu'nda yer alıyor. Venüs tam yeni ayda Güneş'le ve Ay'la kavuşum içerisinde İkizler Burcu'nda. Jüpiter biliyorsunuz artık İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna başladı ve bu yeni ay sırasında gördüğünüz gibi İkizler Burcu'nda oldukça yoğun bir gezegen birikimi var. Son derece değişken, hareketli, meraklı, dışa dönük bir enerji ortaya çıkarıyor. An haritasına baktığımızda Terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz ki Terazi burcu da hava elementidir. Hava elementi burçlar biraz daha sosyal konular, insan ilişkileriyle, entelektüel konularla, zihinsel aktivitelerle alakalıdır. Ve bu yeni ay enerjileri de hava elementinin değişken niteliklerini oldukça günlük hayatımıza taşıyacak gibi görünüyor. Evet, Satürn'ün balık burcundaki yerleşimi yeni ayda Güneş, Ay ve Venüs'te kare açı dediğimiz güçlü bir açı yapıyor. Bu nedenle Satürn enerjilerini de bu yeni ayda deneyimleyeceğiz. Özellikle değişken burçlarımız birinci derecede etki alıyorlar. Bunlar hangileri hatırlayalım? İkizler başta olmak üzere Yay, Başak ve Balık burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 16 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan güçlü etkiler alabilirsiniz. 12 ile 20 derece aralığı en fazla etkiyi alabilecek dereceler. Bununla birlikte hava burçlarımız terazi ve kovalar ile ateş burçlarımız aslan ve koçlar olumlu etkileri, şanslı etkileri daha güçlü hissedebilecek burçlarımız. Evet, bakalım bu yeni ay hayatımıza neler getirebilir? Özellikle 6 Haziran'ı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde biraz daha hayatımızda hareketlilik bekleyebiliriz. İkizler yakınlarımızda olup bitenlerle ilgilidir. Yakınlarımız, aile üyelerimiz olabilir, kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, hani onlarla daha fazla böyle görüşeceğimiz, haberleşeceğimiz, iletişim içerisinde olacağımız bir süreci işaret ediyor bize. Zaten yeni ayı takip eden zamanda bayram olacak. Bayramda daha fazla seyahatleri, ziyaretleri, yolculukları, yakın çevre ilişkilerini, akrabalarla kuracağımız iletişimleri biraz daha fazla öne çıkaracak. Bununla birlikte eğitim konuları, öğrenimle ilgili konular ikizler tarafından yönetilir. Ve bu dönemde daha meraklı olacağımız için bir şeyleri öğrenmek için araştırabiliriz, okuyabiliriz. İşte ufak tefek kurslarda olsa, seminerlerde olsa bunlara katılabiliriz. Kendimizin ya da çocuklarımızın eğitimiyle ilgili konuları belirleyebiliriz. Tabii ki bir sınava girme konusu olabilir. İşte okul araştırmaları olabilir. Okullarla ilgili şeyler olabilir. Mesela karar verebiliriz. Hangi okula çocuğumuzu göndereceğiz? İşte burada bazı belirleyici konular söz konusu olabilir. Ve tüm bunlar bir bilgi alışverişini de ortaya çıkarıyor. Bol bol seyahat edeceğimiz, kısa da olsa seyahatler, şehir içi de olsa gezilerin, hareketin öne çıkacağı bir dönem ki ikizler zaten biraz böyle kısa seyahatler, şehir içi aktivitelerle alakalıdır. Ticari konuları da ikizler burcu yönetir. Her türlü ticari aktivite ve ticari işlerimizle ilgili konularda mesela işimizin tanıtımı, reklamı, promosyonu, halkla ilişkileri, tüm bunları pazarlaması, bunları gündeme getirebilir İkizler Burcu. Bunlarla ilgili arayışlarımız olabilir, başlangıçlarımız olabilir, planlamalarımız olabilir. Satış, pazarlama, tabii ki işimizin, yani ürettiğimiz malların pazarlanması için bunun
trafik, hani lojistik işleri ve benzeri her türlü konu, yine kargo işleri, bunlar hep İkizler Burcu'yla alakalıdır. Bununla birlikte İkizler Burcu enerjisiyle birlikte yeteneklerimizi keşfederek onları geliştirme imkanları bulabiliriz. Hani bir işte sanatsal bir yeteneğimiz olabilir ki Venüs'le birleşiyor bu yeni ay. Bir sanatsal becerimizi geliştirmek için bir kursa gitmemiz mümkün. Daha sonrasında belki burada bir şeyleri üreterek, bunu pazarlayarak bir kazanç elde etmemiz mümkün. El becerilerimiz de İkizler Burcu yönetir. El becerilerimizle üretebileceğimiz her türlü değer, yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz her türlü faaliyet aslında bu dönemde çok fazla gündemde olabilir ve bunların üzerine biraz daha fazla gidebiliriz. Rigel yıldızıyla birleşiyor. 16 derece İkizler Burcu çok güçlü, şanslı da bir yıldızdır. Oldukça maddi anlamda başarılar, zenginlik getirebilir. Aynı şekilde zihinsel aktiviteler, entelektüel becerilerle ilgilidir. Konuşma ve yazma yetenekleri de veren bir yıldızdır Rigel yıldızı. Bu yüzden yazarları, işte medya çalışanlarını, gazetecileri özellikle destekleyebilir. Aynı şekilde ticari başarılarla da ilgilidir Rigel yıldızı. Ve dolayısıyla bu yeni ayın böyle güzel, şanslı bir yıldızla birleşmesi aslında kişisel girişimlerimiz adına bizim için çok da şanslı da görünüyor, destekleyici de görünüyor. Evet, yeni ay haritasında en güçlü açıyı Balık burcundaki Satürn yapıyor. Balık da değişken bir burç biliyorsunuz. Şimdi değişken burçlar bu nedenle, Satürn enerjisi nedeniyle biraz zorlanabilirler. Özellikle başta Balık burçları, Başak burçları, İkizler ve Yay burçları Satürn enerjisini daha güçlü hissediyorlar bu yeni ay döngüsünde. Satürn olan yerde bazı sınırlamalar, kısıtlamalar, sorumluluklar gündeme gelir. Aslında bir yandan da ben bu Satürn'ün açısının yeni aya güzel bir destek verebileceğini de düşünüyorum. Çünkü ikizler çok hareketli, çok değişken bir burç. Konudan konuya atlayan, meraklı, hareketli ama odaklanmakta zorlanabilen, yüzeysel kalabilen bir enerjidir. Dolayısıyla aklımıza ilginç fikirler gelebilir, parlak planlarımız olabilir. Yeni başlangıçlar için daha hevesli, daha atak olabiliriz. Mars'ın da Koç burcunda olması bu yeni ay sırasında cesaretimizi arttırıyor, özgüvenimizi arttırıyor. Bizi bir şeyleri başlatma konusunda daha cesur kılıyor. Ancak odaklanmak, sabır göstermek, İstikrar içinde biraz Satürn'ün enerjisine ihtiyaç var. Belki de işte bu Satürn'ün kare açısı ikizlerin bu yüzeyselliğini, değişkenliğini birazcık sanki yavaşlatabilir. Bizi sorumluluklarımızla yüzleştirebilir. Daha disiplinli olmamız gerekebilir. Satürn düzen kurmak ister, istikrar oluşturmak ister, sistem kurmak ister. Herhangi bir işle ilgili olabilir bu. Mesela ticari bir girişimimiz olabilir, eğitimle ilgili bir konumuz olabilir, hedeflediğimiz bir seyahat planımız olabilir veya işte bir şeyleri yazmak, üretmek istiyoruz, tasarlamak istiyoruz. Bunlarla ilgili girişimlerimiz olabilir. İlişkilerimizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, işte evlilik veya işte işbirlikleriyle ilgili bazı konularımız olabilir ki yükselen de terazi olduğu için birazdan ilişkilere, Venüs'ün de etkisiyle beraber daha çok aslında olanak tanıyor bu yeni ay. Satürn aslında ilişkilerimizde mesela yüzeysel davranmadan birazdan sorumlu olmamız gerekiyor. Belki gereken kişisel fedakarlıkları yapmamız gerekiyor. Çünkü Satürn balıkta fedakarlıklarla da alakalı. Su elementi bir burç balık biliyorsunuz. Bu dönemde Satürn balıkta duygusal anlamda biraz bizi zorlayabiliyor. İşte merhamet konuları, fedakarlıklar, bazen kurban olduğumuz noktalar da olabiliyor. İstemeden de hayat içerisinde hani istemeden yapılabilecek bazı burada fedakarlıklar olabilir. Örneğin işte kardeşlerle ilgili konular ya da akrabalarla ilgili konularda maddi manevi bazı fedakarlıklarımız olabilir, yardımlarımız olabilir, bunları gösterebilir. Aynı şekilde tam da bu dönemde sosyal alanlarda kolektife hizmet etme anlamında biraz daha duyarlı olabiliriz. Eğitim için mesela yardımlarımız olabilir, burslar verebiliriz ya da ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmeler olabilir. Hani Satürn biraz daha aslında daha fazla sosyal sorumluluklara da burada işaret ediyor. Maddi manevi kısıtlamalar ve engeller hissedebileceğimiz konular olabilir. Çünkü Venüs'le
Ay ve Güneş'le Satürn'ün açısı işte özellikle aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili alanlarda biraz hani hayatımızda zorunluluklar nedeniyle kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz. Bununla birlikte işte bir yere seyahat etmek istiyoruz mesela, maddi yetersizlikler hissedebiliriz ya da bir iş kurmak istiyoruz, bununla ilgili yükümlülüklerimiz olabilir. İşte bir eğitim istiyoruz, eğitimle ilgili belki masraflarımız söz konusu olabilir. Buralar özellikle Satürn'ün bu yeni ay enerjisi içinde karşımıza çıkarabileceği daha biraz da hani bizi böyle zorlayabilecek konular olabilir. Yükselen de terazi burcunun olması aslında ilişkiler, hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi konuları da işaret ediyor. Ve dolayısıyla biraz daha hak arayışlarımız, işte mahkemeler olabilir, davalar olabilir, bunlarla ilgili konularımız olabilir. Buralarda kendimizi yoksun hissettiğimiz ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz alanlardaki mücadelelerimiz söz konusu olabilir. Bu alanlarda bize destek olabilecek kişilerle bilgi paylaşımlarımız olabilir, arayışlarımız söz konusu olabilir. Belki yeni düzenlemeler yapacağız, yeni başlangıçlar içerisinde olacağız. Bize yol gösterecek otorite figürleri ya da yasal bazı merciler olabilir. Tüm buralarda aslında genel itibariyle biraz daha hayatımızda yasal süreçlerde, işte hukuksal arayışlarımızda, resmi olabilecek hani yazışmalar, prosedürler olabilir, işte bazı düzenlemeler olabilir. Tüm buralarda da bazı başlangıçları ortaya çıkarabilecek bir dönemdeyiz aslında. Çünkü ikizler deyince böyle bir yazışma, evrak, işte haberleşme, bilgi alışverişleri, bir şekilde hani günlük hayatımızı hızlandıracak ya da günlük hayatımıza ihtiyaç duyduğumuz her alanda, işte eğitim, ticaret, günlük hayatımız, ilişkiler, seyahatler, ortaklıklar, resmi konular, tüm buralarda yapabileceğimiz girişimlerle ilgili detayları da aslında öne çıkarıyor. İşte buralarda bazı böyle yapılması gereken konulara, düzenlemelere daha fazla gündem yaratabilir bu konu. İşte evrakların düzenlenmesi, yazışmaların yapılması, işte bir banka işiniz var, onun için gerekli bazı düzenlemeleriniz var, bir kredi alacaksınız örneğin ya da bir iş girişiminiz var, bununla ilgili tüm yazışmalarınız ya da bir vize başvurunuz var, bununla ilgili yapılması gereken tüm o prosedürler, işte yazışmalar, hazırlanması gereken evraklar ve benzeri, yani birçok böyle detaylar karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgilenebilirsiniz ve bunlarla ilgili kişilerle, kurumlarla daha fazla temas içerisinde, bağlantı içerisinde bu dönemde olabilirsiniz. Evet, seyahatlerimiz olacak, yolculuklarımız olacak, kısa kısa ziyaretlerimiz olacak, kardeşlerle ilgili konularımız daha fazla hayatımızda olacak, yakın çevremizdeki komşularla olan ilişkilerimiz, temaslarımız daha fazla gündemde olacak. Buralarda değişimler olabilir tabii ki, bu ilişkilerimizde bazı düzenlemeler olabilir. Zaman zaman bizi kısıtlayacak, zorlayacak biraz konular devreye girebilir. Biraz ihmal ettiğimiz konular varsa ya da çok yüzeysel davranıp hani gözden kaçırdığımız detaylar varsa, bunları fark edip gereken sorumluluklarımızı alıp düzenlemeleri yaparsak aslında tüm bu alanlarda da daha şanslı, daha rahatlatıcı gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Evet, herkes yükselen burcuna göre ikizler burcu haritasında hangi alandaysa bu yeni ay enerjilerini o konularla ilgili deneyimleyecek. Şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle yeni ay enerjilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, ikizler burcundaki yeni ay 3. ev konularınızı son derece hareketlendiriyor. Sizin için Haziran ayı bilgi anlamında, iletişim anlamında çok hareketli bir ay. Yakınlarınızda olup bitenlerle daha fazla ilgilenebilir, merak içerisinde olabilirsiniz. Bunlar akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınız, yakın arkadaşlarınız olabilir. Bol bol konuşma, sohbet ortamlarının olması, bilgi alışverişlerinin olması, böyle ziyaretlerin, gezilerin, seyahatlerin söz konusu olması mümkün. Burada tabii ki bol konuşmalar olunca bol bol dedikodu da olabilir. Biraz böyle yüzeysel konular ilgi alanınızda olabilir. Zaman zaman konudan konuya atlayabilirsiniz. Herhangi bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde çok meraklı olacağınız için yani bol bol böyle okuyabilirsiniz.
internette, sosyal medyada çok aktif olabilirsiniz. Bu enerjileri daha doğru, daha kalıcı bir şekilde değerlendirmek için biraz daha belki odaklanmanızda fayda var. Kişisel becerilerinizi geliştirebileceğiniz eğitimlere, kurslara, seminerlere katılabilirsiniz. Çünkü Jüpiter'in de etkisiyle bir şeyleri öğrenmek için, eğitim için çok iyi bir dönemdesiniz. Güzel seyahatler yapabilir, yolculuklar planlayabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili sevindirici gelişmeler söz konusu olabilir bu dönemde. Özellikle iletişim araçları, telefon, bilgisayar, otomobil ve benzeri alanlarda bir sorununuz varsa, ki olabilir, Satürn enerjisi bir arıza, bir sorun meydana çıkarabilir. Belki yenisini almak istiyorsunuz. Bir değişim söz konusu olabilir burada. İkizler Burcu'nun o değişken enerjileri hayatınıza gerçekten iletişimle ilgili konularda da böyle bir değişim, bir yenilik getirebilir sevgili koçlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha şanslı, çok daha destekleyici etkiler getiriyor. İkizler gibi değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki yeni ayın hareketliliği daha fazla hayatınıza dahil olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, İkizler Burcu'ndaki yeni ay ikinci evinizde meydana gelecek. Burada birçok gezegen ve tabii ki yönetici gezegeniniz Venüs de İkizler Burcu'nda, Merkür, Jüpiter İkizler Burcu'nda. Para konularında çok aktif bir dönemdesiniz. Parasal konularda yeni, değişik fikirleriniz olabilir, girişimleriniz olabilir. Ticari alanlarda bereketli bir dönem aslında, ticari girişimlerle ilgili. Örneğin bilgili olduğunuz, becerisine sahip olduğunuz bir konuda para kazanma yolları bulabilirsiniz. Mesela bildiğiniz bir konuyu öğretebilirsiniz, danışmanlıklar verebilirsiniz. Yani eğitim konularında iyi bir dönem. İşinizin, mesleğinizin tanıtımı, pazarlanması, satışı, halkla ilişkiler, reklam, promosyon çalışma, benzeri alanlarda girişimleriniz olabilir. Bu yeni ay size kendinizi maddi manevi değerli hissedebileceğiniz bazı olanaklar getirebilir. Zaman zaman tabii ki Satürn'ün açısı nedeniyle bazı konularda kazançlarınızın, maddi gelirlerinizin biraz kısıtlandığını düşünebilirsiniz ya da biraz yetersiz kaldığını hissedebilirsiniz. Belki daha uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor, çok acele etmemeniz gerekiyor. Parasal konularda, iş konularında daha uzun vadeli yapılandırmalar içerisinde olmanızda fayda var. Aslında değerlendiremediğiniz, aslında becerisine sahip olduğunuz bir yeteneğiniz var. Bunu değerlendirip para kazanma anlamında bir iş de oluşturabilirsiniz kendinize. Bunları keşfedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Parasal kaynaklarınızı doğru değerlendirme, yatırım kararlarınız olabilir, alışverişleriniz, İşte bir şeyleri satmak, kiralamak gibi hani gelir kaynaklarınız olabilir, kaynaklarınızla ilgili özellikle. Tüm buralarda da bazı planlamalar, muhasebeler yapabileceğiniz, maddi gelirlerinizi şöyle bir gelirlerinizi, giderlerinizi gözden geçirebileceğiniz yine çok önemli bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda İkizler, Başak, Yay ya da Balık. Bu burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için etkileri çok daha güçlü olabilir, önemli olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin yeni ayınız Güneş de burcunuzda parlıyor. Güneşle birlikte Merkür yönetici gezegeniniz, Venüs, Jüpiter hepsi sizin burcunuzda. Gerçekten yıldızınızın parladığı yılın en güçlü dönemindesiniz. Jüpiter bir yıl daha sizinle, unutmayın, ama tabii ki bu ay yeni ay enerjisiyle birlikte bu etkileri çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Hayatınızda yenilik istiyorsunuz, değişiklik istiyorsunuz ve tüm olanaklar da tabii ki gündeminizde olabilir. Satürn'ün bir açısı var Balık burcunda. Bu sizin için biraz zaman zaman zorlayıcı, baskı yaratan bir etki verebilir. Sorumluluklar öne çıkıyor. İş konuları, kariyer konuları, gelecekle ve ilgili beklentileriniz, toplumdaki statünüz. İşle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Bir işe gidebilirsiniz. Tabii ki bir kariyer sorumluluğunuz gündemde olabilir. Buralarda bir değişim de olabilir işle ilgili konularda. Terfi edebilirsiniz. Atamalar olabilir. Görev değişimleri olabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ya da bir şeyi bitirip sonlandırabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir döngü başlatabilirsiniz. İlişkilerle ilgili evlilikler, ortaklıklar, ailevi konularla da ilgili tabii ki bu yeni ay aslında hayatınızda böyle bir düzen getirebilir. Ebeveynlerle ilgili bazılarınız için konular öne çıkıyor. Ebeveyn
ebeveynlerinizin sağlıkları, onların hayatının düzeni, düzeni ve onlarla ilgili sizin sorumluluklarınız biraz zaman zaman hayatınızda etki yaratabilir. Hani bunun bir baskısını hissedebilirsiniz. Bununla birlikte uzun vadeli düşündüğünüzde yaşamınızda gerçekten geleceğinizi etkileyecek bazı düzenlemeler yapmak için, temeller oluşturmak, sistemler kurmak için de bu yeni ay size gereken enerjiyi veriyor aslında. İmaj değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Bulunduğunuz yeri, yerlerin, yaşadığınız yerlerin düzenlenmesi ya da tamamen fiziksel görünümünüz, imajınız, güzellik, estetik, bakım gibi konularda bazı yenilikler yapabilirsiniz. Tüm bu olanakları da bu yeni ay size sağlıyor. Genel itibariyle biraz sağlık konularında solunum yollarınız hassas olabilir. Mevsimsel alerjilere, bağışıklık sistemi problemlerine biraz yatkın olabilirsiniz. Kendinize sağlık anlamında da daha fazla özen göstermenizde fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz. İkizler burcunun 10-20 derece aralığındaysa bu yeni ay sizin için çok daha güçlü, önemli etkiler getirebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, İkizler burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Birçok gezegen 12. evinizde, yaşamınızda biraz geri planda kalan konularla ilgili önemli etkiler olabilir. Bilmediğiniz bir şeylerin ortaya çıkması, işte dedikodular, böyle gizli bilgiler, ilginç konular gündemde olabilir bu dönemde. Ya da sizin hayatınızda biraz başkalarından saklamak istediğiniz, kendi alanınızda daha gizli yapmak istediğiniz konular olabilir. Biraz hani bulunduğunuz yerlerden uzaklaşmanız, izole olmanız, kendi kabuğunuza çekilmeniz mümkün. Bu bir tatil olabilir, uzaklara gitmek olabilir. Yalnız başınıza yaptığınız bir işle uğraşabilirsiniz, ders çalışabilirsiniz. Öğrenciyseniz örneğin bir işi, bir projeyi hazırlayabilirsiniz. Yaratıcı enerjilerinizin çok güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Bu dönemde maneviyata yönelmeniz, ruhsallaşmanız, biraz bilinçaltına yönelip tefekkür etmeniz çok faydalı olabilir. Yardımlaşma temaları, başkalarıyla ilgili sosyal alanlarda yapabileceğiniz bazı hizmetler, işte maneviyatla, inançla ilgili bazı seyahatler, yolculuklar gündemde olabilir. Bununla birlikte sağlık konularına biraz dikkat edelim. Sağlıkla ilgili konular, işte bakım işleriniz olabilir, hastane check-up işleriniz, kontrolleriniz, bir tedavi için söz konusu olabilir, bir hastane olayınız olabilir, sizin ya da yakınlarınızla da ilgili olabilir. Bunlar gündeme gelebilir. Hayatınızı biraz iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak, varsa sağlık sorunlarınızı çözmek için arayışlarınız olabilir. Bu dönem aslında her türlü terapi, ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, hayatımızda iyileşmeler, zararlı bir şeyleri hayatımızdan çıkarmak için, alışkanlıklarımızı düzenlemek için de gökyüzü gereken destekleri, gereken farkındalıkları bize verebilir sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların ikizler, başak, yay ya da balık 16 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, ikizler burcundaki yeni ay 11. evinizde meydana geliyor. En güzel, en şanslı etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Hem Venüs'ten hem Jüpiter'den, Merkür'den çok güzel bir açı alıyorsunuz. Bu dönem 11. ev gibi şanslı bir evde de hareketlilik var. Sosyal alanlarda çok hareketlisiniz. Kalabalıklar, özellikle arkadaş grupları bu dönemde hayatınızda çok fazla yer edebilir. Böyle eğitim gruplarına da katılabilirsiniz. Toplumsal işlere, organizasyonlara, vakıf dernek çalışmalarına da dahil olabilirsiniz. İşte iş icabı böyle grup işleri, ekip çalışmalarında bulunabilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte bir şeyleri organize etmeniz, seyahatler yapmanız mümkün görünüyor. Yeni insanlarla da tabii tanışabilirsiniz. Çevrenizin gelişeceği bir dönem, genişleyeceği bir dönem. Size maddi manevi fırsatlar getirebilecek sosyal etkileşimler olabilir, teklifler alabilirsiniz, yeni tanışmalar olabilir. Özellikle iş alanlarında çalışmalarınızdan gelebilecek ticari kazançlarınızın da artabileceği bir dönem. İşinizin tanıtımı, reklamı, pazarlama işleri ve benzeri alanlarda da bu dönem özellikle sosyal medya işleri olabilir. Buralarda da yeni açılımlarınız olabilir ve güzel geri dönüşler alabilirsiniz. Dolayısıyla neşeli,
hareketli, değişken bir dönem. Entelektüel anlamda da çok meraklı olacağınız için yeni bilgiler öğrenebilir, eğitimlere katılabilir, bol bol okuyabilir, bir şeyleri yazabilir, tasarlayabilir, üretebilirsiniz. Kendinizi de özellikle toplumsal alanlarda daha fazla ortaya çıkarıp dikkat çekebileceğiniz eğlenceli ve başarılı bir dönemdesiniz sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa ve haritanızda ikizler, terazi, kova gibi böyle hava burçlarında gezegenleriniz varsa çok daha olumlu, çok daha şanslı etkiler alabilirsiniz bu yeni ay döneminde. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, siz bir değişken burç olduğunuz için tabii ki ikizler yeni ayından en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Hayatınızın hareketli bir dönemi. Sosyal alanlar çok aktif görünüyor ve özellikle bunlar biraz daha mesleki konular, iş konuları, işte kariyer konuları, iş görüşmeleri, toplantılar, yazışmalar, ekip çalışmaları olabilir. Bu dönemde özellikle çalışan başaklar, kendi işine sahip başaklar için ticari anlamda çok hareketli bir dönem. İş seyahatleri, iş eğitimleri çok fazla olabilir. Kalabalıklar içerisindesiniz, grup çalışmalarına daha yatkın bir dönemdesiniz. Ancak Satürn'ün karşıt burcunuzdaki hareketi zaman zaman sizi ilişkilerde, mesela bir işbirliğinde, bir ortaklı işte biraz kısıtlıyor olabilir ya da buralarda sorunlarınız olabilir. Bir evlilik ile ilgili bir konunuz varsa, bir ortaklığı konunuz varsa belki biraz zaman zaman kendinizi bu alanlarda biraz duygusal anlamda zorlanıyor hissedebilirsiniz. Sorumluluklara dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerimizin, işbirliklerimizin, ortaklı işlerimizin ya da evlilik içerisinde eşimizin, partnerimizin sorumlulukları bizim için önemli. Buralardaki ihmallerimiz biraz sıkıntı yaratabilir ya da yanlışlarımız varsa onlarla yüzleşebiliriz. Belki bazı yeni planlamalar yapabiliriz. Bir şeyleri değiştirmemiz, hayatımızdan çıkarmamız da mümkün tabii ki. Özellikle şu dönemde kuracağımız ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konular, anlaşmalar, sözleşmeler kariyerimiz için, toplumsal duruşumuz için, geleceğimiz için çok önemli görünüyor. İşte bu yeni ay birden fazla olasılığı da böyle karşımıza çıkarıyor. Çünkü ikizler değişken ve çift karakterli bir burç. Aynı anda iki işle ilgilenme söz konusu olabilir. Birden fazla sektörle ilgilenebiliriz. Dolayısıyla biraz böyle çok fazla hareketlilik söz konusu. Ailevi konular, ebeveynlerle ilişkiler, aile işi gibi konular ve dolayısıyla aileyle bağlantılı her türlü böyle bir araya gelmelerin, işte bir evlilik konusu var mesela. Tabii ki ailede bir toplantı olacak, onlarla daha fazla iletişim söz konusu olacak. Bunlar söz konusu olabilir. Akrabalarla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Biraz böyle kalabalıkların artabileceği bir dönemdesiniz. Bunlar zaman zaman sizi yorabilir günlük hayatınızda. Çünkü zorunluluklar da işin içine girebilir. Yani her zaman keyif alarak değil. Bazen zorunluluk için, gerekli olduğu için bazı ilişkileri şu dönemde hayatınızda bazı böyle organizasyonları yapmanız gerekebilir sevgili başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, ikizler burcundaki yeni aydan en olumlu etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs ikizlerde, Merkür, Jüpiter ikizler burcunda ve tabii ki 9. eviniz gibi böyle güzel, keyifli bir ev alanında da olunca bu yeni ay olumlu enerjilerle Haziran ayına başlıyorsunuz. Yeni keşifler, yeni başlangıçlar, yeni girişimler için daha cesur, daha hevesli, daha meraklı, daha özgüvenli olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni ay hayatınıza seyahat ve yolculuklar getirebilir. Yakın çevre ilişkileriniz, özellikle sizin yakınınız, eşinizin yakınları, akrabalar, kardeşler, yani onlarla böyle daha fazla bir arada olabileceğiniz, ziyaretlerin, gidip gelmelerin olacağı, özellikle gruplar içerisine girebileceğiniz bir dönem. İşte bunlar düğün olabilir, parti olabilir, böyle kutlama olabilir. Kalabalıklar içerisinde daha çok yakın çevre ilişkilerinin öne çıkabileceği bir dönemdesiniz. Yurt dışı konuları, uluslararası konularınız olabilir hayatınızda. Seyahatleriniz, yolculuk planlarınız, işte yurt dışında okumak, eğitim almak, iş yapmak, yolculuklar, tatil planları. Örneğin seyahatler için biraz daha tabii ki zaman zaman Satürn'den
kısıtlama almanız da mümkün. Satürn balık burcunda bu yeni ayda bazılarınız ama her biriniz için değil. İşte bir vizeyi alamamak, işte bir seyahatin gecikmesi, gitmek istediğimiz bir yolculuk için zaman bulamamak gibi ve benzeri konular olabilir. Bazılarınız için sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalarla ilişkilerde bazı sorumluluklar, mesuliyetler bu dönemde hayatınızda, günlük hayatınızda biraz ekstra yük olabilir, kısıtlayıcı bir durum olabilir ve benzeri konular. Ama çözüm yollarını da bulabilirsiniz. Çünkü ikizlerin o değişken enerjisi, değişik bir bakış açısı, değişik bir yol, farklı bir işinize yarayacak bir bilginin karşınıza çıkması ya da bir kişinin size destek olması, yol göstermesi gibi bir konuyu devreye sokabilir. Birçok terazi yeni şeyleri öğrenmek için meraklı olacağı için eğitimler için destekleyici bir yeni ay. Yeni bir dil öğrenmek için kursa da başlayabilirsiniz örneğin. Akademik konular, üniversite çalışmaları olabilir. Sınavlarla ilgili konularınız olabilir. Tabii ki sınav demek biraz endişe ve kaygı da yaratıyor. Satürn'ün enerjisini burada hissedebilirsiniz. Özellikle öğrenciler için. Ama gereken sorumluluklar alındıysa, İşte böyle çok yüzeysel davranılmadıysa o zaman başarı da getirebilecek bir dönemdesiniz. Medya işleri, sosyal medya, online işler, e-ticaret işleri ve benzeri her türlü ticari girişiminiz, işinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları, halkla ilişkiler ve benzeri alanlarda da mesela yine güzel etkiler alabilirsiniz, destekler alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa ve doğum haritanızda ikizler, kova, koç, aslan burçlarında gezegenleriniz varsa bu yeni aydan çok daha güzel, hoş, şanslı etkiler alabilirsiniz sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ikizler burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Birçok gezegen para evinizi etkiliyor. Özellikle ilişkilerle ilgili, hisseli paralar, paylaşımlarla ilgili alanda önemli belirleyici etkiler söz konusu. Örneğin bir yatırım kararı söz konusu olabilir. Muhasebe işleriniz var, alacaklarınız, ödemeleriniz, faturalarınız, bir borç yapılandırılması olabilir. Belki bir kredi konunuz var bu dönemde. Kendiniz için, çocuğunuz için, eğitim için olabilir bu. Örneğin ya da bir seyahat işi için olabilir, ticari bir girişiminiz olabilir, bir kredi beklentiniz olabilir. Buralarda hareketlilik söz konusu. İşte görüşmeler var, yazışmalar var, gereken evrakların hazırlanması söz konusu olabilir. Bu süreçte böyle bir hızlı dönem var. Özellikle para konuları, banka işleri, parayla ilgili daha çok konuşmaların, görüşmelerin öne çıkacağı konular. Bazılarınız için işbirlikleri, ortaklıklar ya da eşinizin kaynakları, gelirleri, ticari bir ilişkide yine ortaklı hisseli paralarınız, bunlarla ilgili hesaplar gündemde olabilir. Eğer bir boşanma işiniz varsa işte bir nafaka, bir tazminat konunuz gündemde olabilir. Sigorta, emeklilik gibi bir konunuz gündemde olabilir. Tüm buralarda özellikle hızlı gelişmelerin olabileceği bir dönemdesiniz sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, yay ya da balık, değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha fazla önemli olabilir. Bu dönemde eşten ya da ortaktan destek alabilirsiniz. Çünkü iki iyicil gezegen Venüs ve Jüpiter 8. evinizde. Dolayısıyla eşinizden gelecek kaynaklar artabilir. Eşinizin işleri olabilir. Ya da böyle çalışmadan gelebilecek kaynaklar, bir burs, işte bir tazminat, bir prim, bir kredi ve benzeri alanlarda da daha şanslı olabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, ikizler burcundaki yeni aydan en güçlü etkiyi alan burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü bir değişken burçsunuz. Tam karşıt burcunuzda birçok gezegenin bir arada olduğunu görüyoruz bu yeni ayda. İlişkiler o kadar hareketli ki aynı anda birçok kişiyle görüşmeniz, yeni tanışmalar içerisinde olmanız, biraz da kafanızın karışması mümkün. Satürn etkisi diyor ki zaman zaman ilişkilerde yüzeysel davranıyorsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz bu dönemde. O yüzden ilişkilerinizin sorumluluğunu almanız gerekiyor. Bir evlilik konunuz var olabilir. Evlilikle ilgili birçok tabii ki evlilik öncesi hazırlıklar var. İşte aileler arası görüşmeler, tanışmalar var, toplantılar var. Akrabalar bu dönemde çok
çok fazla hayatınızda gündemde olabilir. Tüm bunların sizi biraz duygusal olarak yorması, zaman zaman kendinizi biraz aşırı böyle baskı altında hissetmeniz mümkün görünüyor. Ya da bir ilişkiyle ilgili ya da eşle ilgili bir konuda, aileyle ilgili alanlarda bazı anlaşmazlıkların, böyle çatışmaların olması da mümkün görünüyor. Bu dönemde özellikle ilişkilerinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. Yalnızsanız tabii ki Jüpiter'in ve Venüs'ün etkisiyle yeni tanışmaların olabileceği, yeni teklifler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bunlar hani evlilik gibi konular olabileceği gibi, yani işbirlikleri, ortaklıklar, arkadaşlıklar gibi her alanda aslında sizi destekleyebilir. Bir ilişkide eşinizle daha fazla bu dönemde hani iletişim içerisinde olmanız, belki bir şeylere karar vereceksiniz. Bu bir taşınma konusu olabilir, yer değiştirme konusu olabilir, bir şeyi almak, satmak konusu olabilir. Ya da ebeveynleriniz, sizin ya da eşinizin ailesiyle ilgili bazı ortak konularınız olabilir. Bunları biz konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz, bir yoluna yordamına koyabilirsiniz. Bunlar çok gündemde olabilir. Bu dönemde özellikle iş ilişkileri, iş birlikleri için bazı anlaşmalar, sözleşmeler, yazışmalar, imzalar söz konusu olabilir. Ve Satürn bir şeyleri hemen inanmayın. Özellikle yani duyduğunuz bir konu, size bir teklif edilmiş olabilir, bir konuda çok güzel bir teklif de almış olabilirsiniz ama lütfen her şeyi iyice de araştırın. Çok yüzeysel bakmamanız gerekiyor. Çünkü yüzeysel bakarsanız bazı konular sıkıntı yaratabilir. Sonrasında yüzleşmeler olabilir. İşte yanlış anlaşılmalar olabilir. Çünkü ikizlerin enerjisinde yalan vardır. Dolandırılma olabilir. Yanılgılar olabilir. Her duyduğunuz bilgiye inanmayın. İyice araştırın. Size söylenen sözlere, verilen sözlere özellikle bu dönemde dikkat etmenizde de fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz veya yükselen burcunuz 10-20 derece arasındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, ikizler burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. 6. ev daha çok sizin için günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, rutinleriniz demek. Yani bu kadar da kalabalık bir gezegen geçişi 6. evinizde olunca demek ki iş temponuz artıyor. Yoğun bir dönemdesiniz. Çalışanlar için mesleki konular, ticari aktiviteler çok yoğun olabilir bu dönemde. Çalışmıyorsanız evdeyseniz ev işleriniz var. Çok fazla belki hayatınızda kalabalıklar olacak. Tabii ki günlük rutin işleriniz öne çıkacak. Sabahtan akşama kadar birçok işle ilgilenmeniz gerekecek. Örneğin evde kalabalık ve misafir ağırlıyorsanız tabii ki evde de işleriniz olacak. Hizmet etme anlamında çok yoğun olduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Biraz böyle akrabalar, kuzenler, yeğenler, yakınlar çok fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Genel sağlığınız, düzeniniz, kişisel bakımınız, beslenmeniz, diyetiniz ve benzeri konuları da bu ay özellikle ikizler yeni ayında daha fazla düşünebilir, planlayabilirsiniz. İşte bir diyete başlayabilirsiniz. Belki böyle bir beslenme programınızı değiştireceksiniz. Çalışma düzeninizi değiştirebilirsiniz. Yaşadığınız yerin, çalıştığınız ortamların yenilenmesi, düzenlenmesi olabilir. Hizmet aldığınız kişiler örneğin, işte evde çalışanlarınız, iş ortamında hizmet aldığınız asistanınız. Hani bunlarla ilgili bazı yeniliklerin, düzenlemelerin olabileceği bir dönem. Meraklı ve hareketli olduğunuz için biraz hani özellikle eğitim işleri, kişisel gelişimle ilgili işler, el becerilerinizle ilgili aktiviteler bu dönemde hayatınıza çok daha fazla dahil olabilir sevgili oğlaklar. Evcil hayvanlarınızla ilgili konularda çok aktif olabilir. Evcil hayvan sahibi de olabilirsiniz. Çünkü Satürn'ün etkisi böyle bir sorumluluk alabileceğinizi, biraz hani günlük hayatınızda bir yeni düzen kurabileceğinizi de işaret ediyor. Bu biraz kardeşlerle ilgili bazı sorumlulukları da ortaya çıkarabilir. Bu dönemde sevgili oğlaklar, hani yakınlarınızdaki kişiler nedeniyle iş temponuz biraz artacağı için dolayısıyla hani zorunluluklar, işte meşguliyetler, angarya işler sanki biraz sizi yorabilir gibi de görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, ikizler, başak, yay ya da balık. Buralarda gezegenleriniz varsa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İşinizin tanıtımı, reklam çalışmaları, promosyon, sponsorluk gibi işleriniz olabilir bu dönemde. Bununla birlikte iş eğitimleri, mesleki eğitimlere katılabilirsiniz. İş seyahatleriniz olabilir.
Yani bu dönemde hareketlilik var ama bunlar genellikle böyle gereklilik nedeniyle biraz meşguliyetler ve mesleki konularla ilgili olarak hayatınıza daha fazla dahil olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, İkizler burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Birçok gezegen burada ve burcunuzdaki Plüto ile İkizler burcundaki Jüpiter'in de o güzel hava üçgeni aktif görünüyor. En güzel, en keyifli etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Hayatınızda böyle neşeli, eğlenceli, sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir bu yeni ayda. Çocuklarla ilgili konular çok aktif. İşte çocuklarınız bir sınavı başarabilir, eğitimleriyle ilgili keyifli kutlamalarınız olabilir, yeni kararlar verebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi, okulları ile ilgili belki bazı açılımlar olacak hayatınızda, şanslı gelişmeler olacak. Çocuk sahibi olmak söz konusu olabilir tabii ki. Hamilelik, doğum ve benzeri sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Bununla birlikte aşık olabilirsiniz. Venüs ve Jüpiter gibi iki iyicil gezegen aşk evinizde size aşk, romantizm, mutluluk getirebilir. Sevdiğiniz kişilerle keyifli programlar yapabilir. Seyahatler, tatiller yapabilirsiniz. Bunları organize edebilirsiniz. Böyle kutlamalar, partiler içerisinde olabilirsiniz. Maddi şanslar da sizinle. Aslında biraz böyle spekülatif alanlarda da şanslı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kişisel yatırımlarınızla ilgili yine ticari girişimlerinizle ilgili bazı yeteneklerinizle ilgili mesela bir hobiniz var, el beceriniz var. Bunu geliştirebilir, güzel kazançlar elde edebilir, güzel başarılar elde edebilirsiniz. İşte yarışmalardan, sınavlardan yana da daha şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili kovalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa, ikizler, terazi, koç, aslan gibi burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü, çok daha şanslı, keyifli etkiler alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, İkizler burcundaki yeni ay sizin için de çok etkili bir yeni ay. Hem burcunuzdaki Satürn bu yeni ayda önemli bir açı yapıyor, hem de tabii ki ikizler değişken bir burç sizin gibi. Birçok gezegen dördüncü evinizde, çok kişisel bir evinizde bulunacak. Dolayısıyla özel yaşamınız, aileniz, ebeveynleriniz, biraz ev, yuva temaları hareketli bu yeni ayda. Yenilikleriniz olabilir, yeni kararlarınız, değişimleriniz olabilir. Aile olmak, yuva kurmak, evlenmek gibi bir konunuz olabilir. Çünkü Satürn hayatınızda bir düzen kurmak, bir sorumluluk almak gibi bir yapı kurmakla da alakalı. Bununla birlikte taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Evle ilgili, aileyle ilgili konularda da önemli bir düzen kurma içerisinde, yani böyle bir sorumluluk içerisinde olabilirsiniz bu dönemde. Zaman zaman aile ve ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar nedeniyle üzerinizde baskı da hissedebilirsiniz. Çünkü yani ebeveynleriniz hasta olabilir, bazı problemleri olabilir. Bu sizi biraz şu anda kısıtlayabilir, zorlayabilir. Ne de olsa Satürn etkisi altındasınız. Zaman zaman o Satürn'ün o karamsar enerjilerini, işte kısıtlamalarını, ekstra baskılarını daha fazla hissediyorsunuz. Olaylara çok yüzeysel bakmamak gerekiyor. Bu dönemde daha planlı, programlı, disiplinli ve her şeyi daha uzun vadeli düşünmekte. Bu şekilde yapılar kurmakta fayda var sevgili balıklar. Sizin ya da eşinizin ya da aile üyelerinin sağlıkları biraz zorlayıcı olabilir. Yani kronik sağlık sorunları, işte bağışıklık sistemi problemleri bu dönemde biraz artabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evde kalabalıklar görünüyor sevgili balıklar. Özellikle ikizler ne demek? Akrabalar, yakınlar, kardeşler, kuzenler, yeğenler. Evde böyle kalabalıklar var, ziyaretler, misafirler olabilir. Bu da sizi ne yapabilir? Biraz yorabilir tabii ki. Bir sorumluluk yükleyebilir. Bunun gibi bazı etkileriniz de artabilir. Birçoklarınız aslında bu dönemde Jüpiter'in de desteğiyle, Venüs'ün de iyicil etkisiyle Haziran ayında da bu ön planda olabilir. Ev almak, yuva kurmak gibi böyle bir etki içerisinde. Bu şanslı bir etki. Tabii ki bu hani belki bir borçlanma konusunu devreye getirecek ev almak için ya da size ait ya da aileye ait bazı mülklerin işte dönüştürülmesi, kentsel dönüşüm ve benzeri konularınız olabilir. Bu günlük hayatınızda şu anda hani bir ekstra düzen kurmak adına bazı mesuliyetleri arttırabilir. Bu konulara da daha fazla odaklanabilirsiniz. Aslında yuva kurmak, evlenmek, işte ev almak, mülk almak, ev yatırımları yapmak için de
daha şanslı, kısmetli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili balıklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 10-20 derece aralığındaysa bu yeni aydan çok daha önemli, güçlü etkiler alabilirsiniz.